merhaba, ben İrem. E-Ticaret Türkiye'ye hoş geldiniz. <laughs> Sıkılmıyorum asla bunu yapmaktan. Bugün sizinle büyük tekstil devlerinin e-ticarette ne gibi stratejiler kullandığından bahsedeceğiz. Konumuza geçelim. Dünya üzerinde e-ticaret alanında en çok satılan ürünler aslında kadın giyim ürünleri. Bundan önce biliyor muydun kadın giyim ürünleri olduğunu? Tahmin ediyordun değil mi? Tahmin ediyordum evet. İkinci olarak elektronik geliyor. O yüzden bugün sizinle kendi giyim markasını kurmak isteyen kişiler olduğu için aramızda onlara küçük böyle büyük markaların ne gibi stratejiler uyguladığından bahsetmek istiyorum. İlk olarak kişiselleştirmeden bahsetmek istiyorum. Bugün H&M, Zara, Inditex grubu, Adidas veya benzeri pek çok giyim markası aslında müşterilerine kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor. Yani aslında şunu demek istiyorum. Bir web sitesine girdiniz, alışveriş yaptınız. Daha sonra o web sitesine tekrar girdiğinizde yaptığınız alışveriş düzeyinde onunla ilgili içerikler görmeye başlıyorsunuz. İşte tişört aldıysanız tişört çeşitleri çıkıyor. Ceket aldıysanız ceket çeşitleri çıkıyor. Bugün dünyada pek çok böyle adını duyurmuş, ismini duyurmuş markalar artık bu taktiği kullanıyorlar. Hatta küçük işletmelerde yavaş yavaş bunu kullanmaya başladılar. Yalnızca alışveriş yapılan veya görüntülenen ürünler için benzer içerikler üretmek değil, kişilerin konumlarını ve bulundukları yerin hava durumuna göre de aslında içerikler üretiyorlar bu markalar. Yaz sezonunda olabilirsiniz. Yaz sezonuna dair içerik İçerikler sunuyor. Sonbahar sezonunda, sonbahar sezonunda da içerikler sunuyor. Bu gibi etkiler de aslında kişiselleştirilmiş deneyimin bir parçası. Benzer içerikleri paylaşmanın yanı sıra onunla ilgili, işte onunla beraber kullanabilecek, onunla beraber kombinlenebilecek içerikleri de karşılarına çıkartıyor. Haliyle müşteriler de daha ilgili ve daha çok satışa gitmiş oluyorlar. Büyük markaların en iyi kullandığı pazarlama yöntemi sosyal medya. Hepimizin tahmin edebileceği gibi sosyal medyayı küçük işletmeler, büyük işletmeler artık herkes inanılmaz iyi kullanmaya ve çok güzel pazarlama stratejileri geliştirmeye başladı. Müşterilerin de onundan böyle olmadı. 10 tane müşterinin 6'sının web sitesinde gördükleri içerikleri sosyal medyada tasdik tasdik etmek. Nasıl çıkacağım bu cümlenin içinde? Aynı zamanda 10 müşteriden 6'sının da web sitesinde gördükleri ürünlere sosyal medyaya girip tekrar oradan kontrol ettikleri görülmüş. O yüzden bu noktada sosyal medyayı iyi bir şekilde kullanmak, fotoğraf, video, Instagram kullanıyorsanız IGTV, story aynı zamanda diğer platformlarda da artık pek çok farklı yapabileceğiniz şey var. Bu platformları olabildiğince iyi kullanmak, hatta yapabiliyorsanız YouTube içerikleri üretmek çok çok etkili. Çünkü müşterilerin güvenini kazanıyorsunuz. Müşteri web sitesinde görüp emin olamadığı bir içeriği sizin sosyal medyanızda mankenin üzerinde videolarla çok daha iyi bir şekilde görebiliyor. O yüzden bu noktada sosyal medyayı kullanmayı sakın atlamayın. Üçüncü olarak video pazarlamadan bahsetmek istiyorum. Aslında biraz önce sosyal medyadan bahsederken bunu da arada geçirmiş oldum. Video pazarlama markanızın ürünlerini tanıtmak için yapabileceğiniz en etkili yöntemlerden bir tanesi. Bununla ilgili de bir tane videomuz var. Hemen reklamını yapayım. <laughs> Şurada mı? Şu, şuraya bir yere kart ka ka çıkartırsınız artık. Video pazarlama yapabileceğiniz en 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 etkili yöntemlerden bir tanesi. Çünkü o videoda da söylediğimiz gibi geleceğimiz videolar ve siz ürünlerinizi en iyi şekilde videolarda tanıtabilir, müşterilerinize gösterebilir. Her açıdan müşterinin ilgisi, sorduğu şey, merak ettiği şey her neyse her şekilde onları videodan karşılayabilirsiniz. Aynı zamanda giyim sektöründe şöyle bir önemi var. Mesela biz siteye giriyoruz. Tişört, gömlek bir şey almak istiyoruz ama bedeninden asla emin olamıyoruz. Nasıl olacağını bilmiyoruz. Renginden çok emin olamıyoruz. Çünkü ne şekilde hangi ışıklarda çekildiğini çok bilmiyoruz. Bunları videoda görmek, canlı canlı görmek gibi bir şey aslında. O yüzden müşterinin kafasında daha böyle artı bir konumda oluyor daha pozitif bir konumda oluyor ve müşteri daha çok satışa gidiyor o yüzden videoları da kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Son olarak bahsetmek istediğim konu artırılmış gerçeklik. Peki e ticaret Türkiye, biz bu artırılmış gerçekliği nasıl kullanalım, nerede kullanalım diye soruyorsanız çok haklısınız. Henüz çok fazla yaygın değil, çok fazla imkanlar doğrultusunda da değil belki. Özellikle küçük işletmeler ve sektöre yeni girenler için. Ama gelecekte artırılmış gerçekliği her yerde görmeye başlayacağız. Şu an hatta hali hazırda. Bazı markalar bunu kullanmaya başladı. Mesela örneğin Gap, kendi deneme kabinlerinde artırılmış gerçeklik kullanıyor. Müşteriler o kabine girdiklerinde o kıyafeti üzerlerinde nasıl görebileceklerini aslında görmüş oluyorlar. Aynı zamanda Converse'in de kendi uygulamasında ayakkabının kişinin ayağında nasıl durduğuna dair artırılmış gerçeklik uygulaması var. Yani aslında müşteri işte sizin hesabınıza girdiğinde diyelim ki artırılmış gerçekliği müşterilerinize sunuyorsunuz. Sizin sunduğunuz ürünü hiçbir şekilde işte mağazanıza gelmeye gerek kalmadan, işte denemeye gerek kalmadan, vakit veya para harcamaya gerek kalmadan uygulama üzerinden veya web site üzerinden üzerinde nasıl durduğunu, beğenip beğenmeyeceğini her şeyi net bir şekilde görebilmiş oluyor ve aslında çok kısa bir sürede iade ve değişim işlemleri de olmadan satış alışa gidiyor. Yani satışa değil, alışa gidiyor <laughs> ve siz de aslında satışlarınızı kesintisiz bir şekilde yapmış ve arttırmış oluyorsunuz. O yüzden arttırılmış gerçekliğe de direkt adım atamıyor da olsak ufak ufak böyle hazırlanmak, hiç değilse hakkında bilgi sahibi olmak çok çok etkili. İlerleyen zamanlarda size rakiplerinizden büyük fark attıracaktır. Bu da aklınızda olsun. Büyük tekstil firmalarının kullandıkları e stratejilerinden bazılarından bahsettik. Tabii ki çok çok farklı alanlarda çok çok farklı pazarlama stratejileri gerçekleştiriyorlar. İlerleyen videolarda bunlardan da bahsedeceğiz. Ama şimdilik konumuzun burada sonuna geldik. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda Instagram, Twitter, LinkedIn her yerde varız. Her yerden bize ulaşabilir ve içeriklerimizi görebilirsiniz. Bizi, din... <laughs> Bizi... Din Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E-Ticaret Türkiye'den hepinize görüşmek üzere. her seferinde aynı tonla, aynı coşkuyla, aynı neşeyle <laughs> başlayalım.